Hepinize merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Forza Horizon 5'te direksiyon kamerasıyla rehber videosu çekeceğiz. Umarım eğlenebiliriz videonun içinde. Bu arada kanaldaki ilk direksiyon kameralı videomuz. Daha önce shortları falan atıyorduk ama video hiç atmadık. Ben de Forza Horizon 5'te bir rehber videosunda gelsin istedim. Böyle bir ekran. Şunu şuraya alalım. İsterseniz başlayalım. Şu an ben bilgisayardan çekiyorum. Xbox'ımız da var yan tarafta. Daha sonrasında Xbox'ta videolarımız da gelecek. İsterseniz uzatmadan hemen rehber videosuna geçelim. Ben bu videoda neler anlatacağım. Öncelikle festival oynatma listesinden bahsedeceğiz. Rehber 1'de olduğu gibi Forza Horizon 4'te. Bu arada Forza Horizon 4'te de rehber videosu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hani Forza Horizon 5 ile Forza Horizon 4 arasında bayağı fark var. Hani bu bize yeterli değil diyorsanız da dediğim gibi öyle yaparız. Bu arada direksiyon kamerasının açısı nasıl? Onu da söylerseniz yorumlarda. Büyütebilirim veya küçültebilirim. Şu an orta boyutta kullanıyorum. Bakalım ilk video nasıl çıkacak. Umarım güzel çıkar çünkü video uzun olacak gibi. Sonra sıkıntı olmasın. Festival oynatma listesinden bahsedeceğim. Horizon macerasından bahsedeceğim. Rozetlerden bahsedeceğim. Bu rozetleri nasıl alıyoruz? Daha sonrasında mükafatlardan bahsedeceğim. Mükafatlar ne işe yarıyor? Nerelerde kullanıyoruz? Bunun gibi şeylerden bahsedeceğiz. Onun dışında araç uzmanlığında yenilikler var Forza Horizon 5'te. Horizon'ıma filan vakit kalırsa geçeriz. Burada zaten sadece süper şans şartları var, biliyorsunuz onları. Çevrim içinde yine kulüpler var, rakipler var, eleyici var, onlardan bahsedebiliriz. Hani vakit kalırsa, vakit kalmazsa ben bunu ikinci videoya ayarlayacağım. Yaratıcılık merkezi var burada. Kendiniz pist kurabiliyorsunuz veya parkurlar kurabiliyorsunuz. Ben bunların videosunu da çektim. Parkur kurma videosunu da sağ üst köşeye şöyle bırakıyorum. Oradan alırsınız. Oradan izlersiniz. Daha sonrasında şimdi geçelim bakalım oyunumuza. Öncelikle festival oynatma listesine gelelim. Bu arada oynayamıyorum. Keşke bir oynasaydık. Festival oynatma listesinde az önce geldi sezon. 7 gün süresi varmış. Festival oynatma listesi ne işe yarıyor diyorsanız buradan haftalık görevleri yapabiliyorsunuz. Sadece bir hafta süresi varmış. Bakın şurada şu an mouse'la gösterebilirsem, evet. Şurada bir haftalık süresi var. Bu bir hafta içinde burada verilen görevleri yaparsanız sizlere ödüller veriyor. Bakın burada mesela ödül olarak süper şans çarkı veriyor ve istediği sizden herhangi bir yarış oluyor genelde. Playground oluyor. Zaten Playground'ı Forza Horizon 4'ten biliyorsunuz. Hiçbir değişikliği yok. Forza Horizon 5'te de aynı. Yine oynarsak anlatırız zaten. Yine Forza ton puanları çok işe yarıyor. Bazen Forza ton puanlarıyla arabaları alabiliyorsunuz. Bazen şans çarkları alıyorsunuz. Bu haftanın sezon ilerlemesinde gördüğünüz gibi bir tane Nissan Sentra veriyor. Bu araçları bulması zor diyor ama bazen müzayedelerde bulabilirsiniz. Müzayede için de ayrıca bir video çekeceğim. İzlerseniz iyi olur. Hani değişik değişik arabalar gördüm. Özellikle Mazda bir araba gördüm. Forza Horizon 4'te fiyatı olmayan bir araba. Hani var mı bilmiyorum ama o fiyatta bir araba yoktu. 124 milyon CR bir arabaydı. Ya şaşırdım. 124 milyon CR. Düşünebiliyor musunuz yani? Onu da gösteririz zaten video içinde. Şimdi Horizon macerasına geçelim. Evet. Horizon macerası ne işe yarıyor? Arkadaşlar Horizon macerasında sizler hani normalde şu haritada yarış yapıyordunuz. Bakın burada yarışları yaptıkça sizlere teker teker yarış yerleri veriyordu. Ancak burada şöyle bir şey var Horizon macerasında. Siz yarışları kendiniz açıyorsunuz. Bakın mesela burada yol yarışında bir tane açık kendisi veriyordu. Ben iki tanesini daha açmışım ve yol yarışında daha çok yerleri açmışım. Mesela burada anlatamadım ama mesela örneğin şurada diyelim ki 50 tane mavi yol yarışları var. Hatta şöyle page down yapalım. Bakın burada page down yaptığınız zaman tümünü kapattığınız zaman haritada hiçbir şey göremiyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. Forza Horizon 4'te de aynı zaten bu özellik. Buradan yol yarışı etkinliklerini seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi bütün yol yarışı, yani mavi
olanların hepsini sizlere açıyor. Şimdi burada ben yol yarışını seçtiğim zaman, örneğin burada 50 tane yol yarışı var. Ben ikincisini seçtiğim zaman 100 tane oluyor. Üçüncüsünü seçtiğim zaman 150 tane oluyor. Hani gerçek rakamlar bunlar değil ama, gerçek sayılar bunlar değil ama siz bunu böyle algılasanız daha iyi. Üçünü açtığınız zaman size böyle bir yer veriyor. Böyle bir yeri de tamamladığınız zaman o ilerlemeyi tamamlamış oluyorsunuz. Peki bize bunun katkısı ne oluyor derseniz, mesela bunun katkısını nasıl görebiliriz? Ya mükafatlarda görebiliriz. Ya da örneğin mesela burada Horizon Festivali Meksika diyor. Ana sahne diyor. Ben burada mesela bunun 4 tanesini açmışım. 4 tanesi ne demek oluyor? Horizon haritasına geliyoruz hemen. Page Down'a geliyorum. Tümünü açıyorum, kapatıyorum. Festival alanları diyorum. Bakın şimdi. Şurada bir tane festival var. Bakın 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 5 tane. Bu da ana festivalimiz. 5 tane festival açmışım. Yani onun bana katkısı 4 tane daha ekstra festival alanı vermesi. Şurada gördüğünüz gibi bir tanesi sokak yarışı gibi, bir tanesi toprak macerası gibi, bir tanesi normal şehir macerası. Böyle böyle bu şekilde. Ama burada bir tane daha varmış bakın. Ekstra da bir tane daha vermiş. Bakın burada ekstra verdiği yer, bunların hepsini tamamlamanız. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi bakın. 6 tane orada festival alanı olması gerekiyor. Anlatabildim mi bilmiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Bunun mantığı dediğim gibi festival alanı yaratması size. Burada reklam gösterileri var. Ya aslında buraya fazla takılmayın. Hani burayı tamamlarsanız bir de sunucuda, serverda isminiz şeyde gözüküyor. Festival alanında gözüküyor. İsterseniz hemen bir oraya gidelim. Festival alanına. Festival alanına gidelim. Bakalım ismimiz gözüküyor mu? En son gözüküyordu. Hani bizden sonra biri gelmediyse, bizden daha iyi biri yoksa mükafat görevlerinde, orada da ekstra gözükmüyordur. Bakın şurada onur listesi tablosu vardı. Oraya bir gidelim. Bu arada yavaş süreceğim. Tadını alalım yani. Şurada gördüğünüz gibi onur listesi var. Onur listesinde gözükmemiz gerekiyor şu an. Geldim, bakalım görebilecek miyiz kendimizi. Şöyle bir bakalım etrafa. Bakın şurada benim yan hesap gözüktü. Bizce TV 37.96. Demek ki benim yan hesap gelmiş oraya. Benden daha iyi. Yine biz varız yani orada. Gördüğünüz gibi normalde benim hesap ismim İbrahim Kargin ama benden daha iyi oldu. Şu Discord'u kapatabilir miyim bir dakika? Çok pardon. Benden sonra bir tane daha geldiği için burada gördüğünüz gibi, yani benim buraya girmem için aslında şurada mükafatları daha çok yapmam gerekiyor. Demek ki benim yan hesabımın mükafatı benden daha fazlaymış. Yani burada bunu anlamanız gerekiyor. Bunu fazla yapan olmadığı için daha çabuk listeye girebiliyorsunuz. Hani bunun ekstra bir katkısı yok. Sadece isminiz gözüküyor. Hani biz severiz yani ismimizin bir yerde gözükmesini. O yüzden öyle bir katkısı oluyor diyebiliriz. Şöyle bir yana alalım. Şimdi devam edelim buradan. Evet, Horizon macerasını anladıysak şimdi mükafatlara geçelim. Mükafatlarda gördüğünüz gibi bir sürü bölüm var. Burada aslında size şöyle diyeyim. Hani bu Steam'de size bir görev veriyor ve onu yapıyorsunuz, puan alıyorsunuz. Aynı bu mantık. Hiçbir farkı yok. Hani şimdi bir de Steam'i bilmeyenler için anlatayım onu ben. Mesela Meksika'ya hoş geldiniz diyor. Ben bunun tamamını tamamlamışım ve bazı görevlerde gördüğünüz gibi 750, 250 bunun gibi puanlar veriyor ve bazı ödüller veriyor tabi. Mesela burada seferlerde gördüğünüz gibi şurada son bir tane ödülümüz kalmış almadığımız.
İsterseniz bunu hemen burada alalım. Buna tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra hemen şurada sol ekranda tam şurada gözüküyor. Bakın saklı hazineler diyor. Yeşim heykelinin fotoğrafını çekin diyor. Haritada göstermiyorsa yapmayalım. Gösteriyorsa yapalım diyeceğim. Şimdi yeşim heykeli diyor da. Şu mu acaba diyeceğim de. Yani şimdi onu bulmakla uğraşmayalım bence. Onun için de ayrı bir mükafatlara ayrı bir video çekeriz gibi. Çünkü şu an yeşim heykelini bulmaya kalkarsak oyunda sıkıntıya gireriz. Bakın burada mesela festival oynatma listesi var. Burada görevlerde örneğin demiş ki bir tane hazine sandığı bulun. Daha sonraki görevlerde bakın 5 fotoğraf mücadelesi tamamlayın diyor. Ve bunu tamamlarsanız 250 puan almış oluyorsunuz. Benim şu an 243.350 videomuz var. Bu mükafatlar konusuna fazla değinmeyeceğim. Sağ üst köşeye kardeşimi çektiği bir video vardı. Oraya koyalım. Hani anlamayanlarımız için daha ayrıntılı bir video olsun. Hani burada mantık size verilen görevleri yapacaksınız. Size puan verilecek. Daha sonrasında bu puanınız serverda en yüksekse onur listesine giriyorsunuz. Bakın benim yan hesabım girmiş. Öyle diyeyim yani. Şimdi bunda da yaparsak görevleri bu hesabı da onur listesine sokarız. Hani sadece şöhret diyebiliriz. Bu mükafat. Bu videom bu konumuzda böyle. Şimdi gelelim rozetlere. Rozetler ne işe yarıyor? Bakın şimdi şurada gördüğünüz gibi İbrahim Kargin yazan yerin yanında şöyle bir H logosu var. Gördüğünüz gibi H logosu. Şimdi burada aynı mükafatlardaki gibi görevleri yaptığınız zaman şurada papatya çıkmış onu da deneyebiliriz. Mesela burada Horizon açıkta toplam 100.000 yetenek skoru toplayın diyor. Bakın Horizon açık. Yani yetenek skorunu biliyorsunuz. Arabayı kaydırdığınız zaman veya herhangi bir şey yaptığınız zaman yetenek geliyor. Bu arabayla uçtuğunuz zaman. Biz bunun videosunu da çektik. Zaten yetenek skorunun çoğunuz ne olduğunu biliyorsunuzdur. Hani fazla değinmeye gerek bulmuyorum çünkü videoyu uzatabiliriz. Hani yine bilmeyenler için ben sağ üst köşeye yine yetenek içinde bir video çektik. Ya biz hepsini çektik aslında da rehber olarak bahsedelim dedik. Dediğim gibi ayrıntılı olarak isterseniz sağ üst köşeye koyacağım yine. Evet burada görevler var. Horizon açıkta 10. seviyeye ulaşın diyor. Şu an 1. seviyeyiz. Horizon açıkta 400. seviyeye ulaşın diyor. Bakın burada hepsini alabilirsiniz. Ama bu görevleri yapmanız gerekiyor öncelikle. Bakın burada Horizon açıkta toplam 5 milyon yetenek skoru toplayın diyor. Biz 624.239 yapmışız. 5 milyon yaparsak hiç durdurmadan, hiçbir yere çarpmadan. Zaten bu yetenek skorunda bir yere çarptığınız zaman yetenek skoru sıfırlanıyor. Bazen hani araç uzmanlığında 2 hak veriyor. Bunların videosunu da çektik biz. Uzunca istiyorsanız dediğim gibi sağ üst köşeye bıraktım. Burada mesela hayalet simgesi var. Horizon açıkta 6000 drift veya el freni yeteneği kazanın diyor. Hani mesela o da dediğim gibi hızlıca gittiğiniz yerde el frenini bastığınız zaman öyle bir yetenek veriyor size. 6000 defa yapmanız gerekiyormuş. Bu rozetler olayı da bu kadar diyebiliriz. Hani bu sayfayı anlattık. Bu sayfaya geçelim artık. Araç uzmanlığına gelelim. Araç uzmanlığında mesela örneğin bakın buralarda genelde şans çarkları oluyor. Bazen Forza Ton puanları oluyor. Bazen CR oluyor. Bu CR bildiğiniz gibi para. Bakın şurada 6 milyon param var benim şu an. Daha sonrasında XP veriyor bakın şurada. Bunları Enter'a tıklayarak açabilirsiniz. Yani bu kadar basit. Çok zor bir tarafı yok bunların. Bazı arabalar dediğim gibi süper şans çarkları veriyor. Bakın onlar da şöyle. Mesela şurada bir arabam vardı benim. Süper şans çarkı vermişti. Hatta herhangi bir arabaya girebiliriz aslında. Mesela şuna girelim. Araç uzmanlığı açılmamışsa deneyelim bakalım.
Evet, ayarlar diyoruz. Pardon. Evet. Araçlar diyoruz. Araç uzmanlığı. Bakın gördüğünüz gibi açılmamış. Burada da 6000 DP verdi. XP oluyor. Ve burada Forza Horizon 5'te olan bir özellik olup da Forza Horizon 4'te olmayan bir özellik yapmışlar. Forza Horizon 4'te bizim bir tane daha videomuz vardı. Tek tek açıyorduk. Hatta bayağı arabanın açmıştım herhalde. 50-100 tane araba açmıştım ben. Erinmeden bir video koymuştum onu da. O da bir ne bileyim işsizlik mi desem artık. Burada Y tuşuna bastığım zaman şöyle hepsini açıyor gördüğünüz gibi. Ama normalde biz bunları tek tek açıyorduk. Ve ben 50-100 tane arabanın açmıştım herhalde. Bunlar açarsanız level atlatır size. Şöyle şans çarkı veriyor. Şans çarklarını da böyle bu şekilde açıyorsunuz. Aynı Forza Horizon 4'ten hiçbir farkı yok. Dediğim gibi. Genelde iletim merkezlerine burada size hediyeler geliyor. Çok hediye gelmesini istiyorsanız DLC almanız gerekiyor. Bizim Forza Horizon 4'te DLC'miz vardı. Bayağı bir hediye geliyordu her hafta mesela. Ama bunda DLC'miz yok. O yüzden her hafta hediye gelme özelliği yok. Hatta hiç gelmiyor. Aldığımdan beri hiç gelmiyor. Hediye gelmesi sizin için daha iyi. Çünkü şans şartları veriyor. Ben ondan bayağı para kastım zamanında. Hani genel itibariyle para kasmanın yolu şey diyebilirim. Müzayede diyebilirim bu oyunda. Hani bu oyunda müzayededen başka bir yerde daha fazla para kasamazsınız. Hile olmadığı sürece veya hani nasıl desem bir bug yöntemi olmadığı sürece. Hani mesela adam mesela tutup kendi kendine dediğim gibi 124 milyonluk arabayı atıyor. Ondan sonra diyor ki glitch yaptım ben diyor mesela. Bu şekilde böyle olmaz yani. Sizin dediğim gibi şey yapmanız lazım. Müzayedeye girmeniz lazım. Bayağı vakit geçirmeniz lazım. Ve oradaki arabalara vakıf olmanız gerekiyor. Ben daha önce Forza Horizon 4'te yapmıştım. Forza Horizon 5'te de yapacağım. Böyle bir liste yapacağım. O listeye girdiğiniz zaman güzel arabalar yakalayacaksınız. Mesela ben orada ne yapmıştım? Bir tane araba bulmuştum. Arabanın fiyatı 6 milyon veya 12 milyon. Arabayı 200-300 bine alabiliyordunuz. Çünkü bazen insanlar hatayla, bu bug değil aslında hata. Bildiğiniz hata yapıyor ve adam hemen satın ala 200 bin giriyor. Ve şansımıza o arabayı alabiliyoruz yani hemen. Dediğim gibi giriş fiyatına 200 bin giriyor. Ve o arabayı ihalede kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabi bunların videosunu çekeceğim. Bu videoda bahsetmek istemedim. Dediğim gibi rehber videosu. Şimdi şu tümüne gelelim. Tümünde daha önce evlerden bahsetmiştik. Evleri isterseniz farklı videoya alayım. Çünkü bazı evlerde mesela bu evi aldığınız zaman hızlı seyahatta bir yere istediğiniz zaman siyahsız gideceksiniz. Anında yani. Mesela şu an ben geliyorum şuraya Forza Horizon festivaline. X'e bastım benden 5200 istiyor mesela. Biz bunda daha seyahat panolarını kırdığımız için bizden az istiyor. Eğer kırmasaydık daha fazla para isteyecekti. Bazı evler var. Mesela fotoğraf modu olan evler vardı. Drone modu olan evler var. Onları almanız gerekiyor. Onları almazsanız maalesef drone modunu falan açamıyorsunuz. Mesela burada yetenek şarkıları var. Dediğim gibi hani bu yetenek skoru yaptığınız zaman burada size ekstra bir iki kat puan veriyor. Bu evi aldığınız zaman mesela size yetenek şarkılarından çalıyorlar. Bu yetenek şarkıları çaldığı zaman siz iki kat puan alıyorsunuz yetenek skorundan. Mesela 2 milyon mu yaptınız? 4 milyon oluyor. Öyle bahsedeyim. Yine şunlardan ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum. Hani bunlar bayağı fazla haritada şu sarı şeyler. Evlerden bahsedelim. Evlerden devam edelim biz. Şurada bakın bir ev var mesela. Bu evi aldığınız zaman Forza Ton puan takviyesi veriyormuş. 2 kat. Mesela örneğin siz 20 Forza Ton aldınız. Size 40 veriyor. Ya bu ev de aslında alınabilir bir ev. Çünkü Forza Ton puan dediğim gibi bulamayacağınız arabaları almak için güzel bir fırsat. Ya almanızı öneririm. Bakın şurada gizli bir ev var. Aslında şu evleri şey yapalım isterseniz. Şu tümünden
kısalım. Bu evleri gösterelim bir. Bakın burada bir şey vermiyor. Bazen Forza Horizon 4'te süper şans çarkları veriyordu bu evleri alırken. Bunlar da herhalde veriyor ya da vermiyor. Bilmiyorum, yazmıyor ama. Bakalım. Başka. Bakın burada Horizon. Araç koleksiyonunuzun fotoğrafını çekin diyor. Bakın buradaki oteli aldığınız zaman 5 milyona her gün ücretsiz şans çarkı veriyormuş. Ya güzel bir şey aslında. Alınabilir bir otel ama 5 milyon. Onun da dikkatini çekerim yani, 5 milyonluk bir otel. Yine unutulmuş araçlar var. Biz hepsini açtık büyük ihtimal. Açtık derken ben hepsini videoya saklıyordum. Bakın burada hepsini teker teker açtım. Bunları bir videoya sığdıracağım. Yine güzel bir video olacak o. Dediğim gibi. Bakalım. Şimdi gelelim. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Şurada bir şey gördüm sanki ya. Hediye var. Bu hediyelerden de bahsedelim. Mesela artık unutulmuş araçlardan bir süre sonra bulduğunuz zaman, yani çoğu açıldığı zaman ambarda size hediye geliyor. İsterseniz bir gidelim. Neymiş bakalım. Şöyle uzak mı seçelim. Şeyden gideriz. Çünkü çok uzatırız. Şuradan şöyle gitsek daha iyi olur. Çünkü biz böyle gidersek videonun süresi bir 10 dakika uzayacak. Şimdi devam edelim. Şöyle haritaya bakalım. Sağdan gideceğiz. Bu arada dediğim gibi kameranın açısını beğenmediyseniz söyleyebilirsiniz. Hani değiştirebilirim. Ben şu an böyle yaptım ama daha henüz sistemlerimi pek ayarlayamadım. Çünkü dönemedik buradan. Çünkü uzun zamandır videoda çekmiyorum. Biliyorsunuz ben Gaziantep'te yaşadığım için depreme yakalandım. Ben de yakalandım yani. O konudan bahsetmek istemiyorum. Hani moralimiz bozulmasın diye. Videoya onunla da girecektim aslında. Yani söyleyecek bir şey yok. Yani bir şey diyemiyorum o konu açıldığı zaman. O yüzden kapatalım. Videomuza devam edelim. Bu arada araba da gitmedi zaten. Arabamızı da değiştirelim. Evet. Yavaştan geldik. Şöyle varış yeri 21 metre yazıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Forza Horizon 5'e girerken ateşli sorunuyla karşılaşıyor musunuz? Onu da bir yorumlara yazarsanız. Ben onun videosunu çektim. Ama ben Xbox'ta karşılaştım öyle bir sorunla. Bilgisayarla karşılaştıysanız onu da çözebiliriz. Hani Forza Horizon 4 de aynı yerdedir. Aynı işlemdir diye tahmin ediyorum. Şöyle geldik ambarımıza, gördüğünüz gibi. Herhangi bir oyuncu, ya ben bunların bot olduğunu tahmin ediyorum ama oyuncu da olabilir. Herhangi bir oyuncu size araba gönderiyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Oo, güzel de araç göndermiş. Buradan bu şekilde ona çok iyi bakacağım diyebiliriz. Ona da hediye gönderebiliriz ayrıca. Evet, şimdi mükafatlarda şöyle bir ödül aldık. Gördüğünüz gibi 125. levele ulaştığınız zaman size bir araba veriyor. Hatta videoda böyle bir şey olması daha iyi oldu. Hani mükafatları anlamanız açısından en azından. Bakın güzel bir araba. Şöyle bir binelim arabamıza. Bu arada direksiyon setinin daha şeyini çekmedim, incelemesini çekmedim. Kullanıyorum ama direkt aldım, kullanıyorum. Hani incelemesini isterseniz çekebilirim. Ben hoşuma gitti yani direksiyon. Hani zaten görünüşü falan, vitesi çok güzel. Yine çekebilirim isterseniz. Şöyle bir araba vermişler. Bu araba da güzel. Bir yarış arabası olur.
hani düzersek. Şöyle duralım. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bahsetmemi istediğiniz konular varsa rehber eki videosunda bahsedeceğim. Daha detaylı bahsedeceğim hatta. Bu rehber 1 videomuzu. Şimdi Forza Horizon 5 ile Forza Horizon 4 gerçekten çok farklı bir şey. Hani mesela bakıyorum insanlara, Forza Horizon 5 ile Forza Horizon 4'ün farkı yok diyor. Hani bazı insanlar sadece videoyla yorumluyor bunu. Bazı insanlar da oyunla hiç alakası yok, öyle yorumluyor. Hani oyuna girmeniz lazım arkadaşlar. Forza Horizon 5 ile Forza Horizon 4 gerçekten çok farklı. Hani başta mükafatlar olsun, rozetler olsun. Yani aşırı farklı bunlar. Arabalar da farklı yani. Kullandığınız zaman hani güzel bir RTX'iniz falan varsa aşırı farklı ya. Yani. Haritalar olsun, her şey olsun. Adamlar gerçekten yapmışlar yani. O yüzden farkı yok demeyin. Ben hani ben de o farkı yok diyenlerden biriydim. Forza Horizon 5'i oynamadan önce. Dediğim gibi oynamanız lazım. Oynadıktan sonra fikriniz çok değişiyor. Yani gerçekten diyorum, bakın. Hani bir Game Pass'te alın oynayın yani bir ay. Game Pass'te daha ucuz alıyorsunuz. 45 liraydı galiba. Onun da videosunu çekebilirim yani. Rehber 2'de bahsedebiliriz Game Pass'te. Bize bir konu oldu. Dediğim gibi başka bahsetmek istediğim bir konu yok. Sizin anlatmamı istediğiniz konu varsa ben de Rehber 2'de bahsedeyim onlardan. Dediğim gibi bunu da bölüm bölüm ayıracağım zaten, öyle izlersiniz. Bakalım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.